Whoa. Deniz taşmış, dereyle birleşmiş ve geçiş yok. Arkadaşlar, fena bir fırtınaya yakalandık. Şu anda acayip de bastırdı ama kalkmamız gerekiyor çünkü varacağımız yere bir 12 kilometre mesafe var. 12 kilometre sonra Çıralı, yani bir merkeze varıyoruz. 12 kilometrede yürümemiz imkansız bizim, çok ağır yüklerimiz. O yüzden 2 gün götürecek, yani 2 günde oraya varacağız ama 2 günlük yiyecek içeceğimiz yok. Hava da kötü, şeyde çadırda tutunmayacak, bütün gün fırtına gösteriyor. O yüzden bugün çıkmamız gerekiyor. Bugün Maden Koyu'na varırsak yaklaşık 6 kilometre. Ertesi gün Çıralı'ya varacağız. Yarın hava düzelecek gözüküyor ama bugün daha da fena rüzgar şiddetini arttıracak gibi görüyoruz. Çok fazla çekim alamayacağım. Akşam artık vardığımda size manzarayı buluştururum. Eğer tabii her şey yolunda giderse. Dışarı şöyle bir bakalım. Daha hiç açmadım. Valla fena yağıyor. Toplandık. Zor da olsa toplandık. Şimdi şurada su var. Sularımızı dolduruyoruz. Oh, arkadan gelen bulutları gördün mü? Karşına bak, karşına. Evet. Şurası anlaşılıyor, bilmiyorum, simsiyah oldu. Böyle rüzgar bir esiyor, sonra acayip serpmeli. Fırtınadan sağ salim kurtulduk. Ama maalesef mikrofon falan, bütün sistem çantamda ıslanmasın diye. Çünkü kovadan su boşalttılar resmen üstümüze. Ayakkabılarım komple su. O yüzden sadece görüntü ve bu şekilde telefona konuşabileceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bugün böyle. Yürü bakalım. Geç düşün mü? Düşmeyeceğim mi? Bu da benim halim. Sıçana döndüm. Ne gördün kızım? Ne oldu? Ne oldu? Tahminimce şu koyun hemen arkasındaki şu Maden Koyu ve Çıralı Olimpos'ta görüyorsunuz. Gözüktü. O kadar mutlu olduk ki. Belki madene değil, madenle arasındaki dağ, ufak bir dağ var. Onu aşıp Çıralı'ya da geçebiliriz. Duruma göre bakacağız. Maden Koyu. Geldik, yağmur yağıyor ama. Ve çok yorulduk, durmamız lazım. Üstü kapalı bir yer bulmamız lazım. Bir şeyler yememiz gerekiyor artık çünkü hiçbir şey yemedik. Sabah fırtına yüzünden. Biraz mola vereceğiz, sonra Çıralı'ya doğru bakacağız duruma göre. Saate göre. Çıralı'ya varmak için tek yol burası. Ama deniz taşmış, dereyle birleşmiş ve geçiş yok. Şu karşı kumsala. Of. Şuraya ulaşmamız gerekiyor ama deniz gelmiş buraya, geçemiyoruz şu anda. Arka taraftan da acaba yol var mı diye gittik ve yürüdük ama oradan da iyice ormanın içine giriyor. Ya ayakkabıları, paçaları falan sıvayıp geçmeye çalışacağız ama
İlk etap çok derin, bele kadar gelir. Yani buradan şu an geçmek zor gibi gözüküyor. Yarın hava açacak, güneşli gösteriyor ama su çekilir mi bilmiyorum. Ne yapacağız bilmiyorum, burada kalacağız galiba. Alternatif bakınıyoruz. Burada böyle bir yapı var. İçinde de hiç anlam veremedik ama bu. Neymiş? Satıyorum. Stockholm. Bileniniz varsa yazsın vallahi, ne olduğunu bilmiyoruz biz, anlamadık. Hiçliğin ortasında böyle bir şey var. Evet. Çalıştırıyormuş şimdi. Bunun aslında sorunu yok biliyor musun? Pas var bunda, yoksa çalışır bu. Çalışır ya, ama ne yapacağız çalıştırıp? Enerji üretir mi? Bize o lazım. Bunu çalıştırıp yerin altına maden çıkarıyorlar. Abi bir gres yağ varsa biraz. Onu da taşımıştık çantada, lazım bak, olursa diye. Etrafı araştırdık, yok. Bugün buradayız. Çıkışımız yok başka. Ta gerilere, tepelere falan çıkıp oralardan belki o traktör yolundan bulunabilir ama çok geride kaldı ya. O yarın bir şansımız deneyeceğiz belki. Su çekilir, ne bileyim, hava iyi olursa. Dün gece yine sağlam bir fırtına oldu. Bir önceki günkü kadar kötü değildi çünkü akıl ettik. Artık hava durumuna daha detaylı bakıyoruz. Daha içeriye kurduk. Çok uyuyamadım. Çünkü saat 3 itibariyle öğlen çadıra girmem gerekti. Acayip yağmur bastırdı ve yola devam edemedik. Çünkü videoda da gördüğünüz gibi o derenin aktığı yerle deniz birleşmiş fırtınadan sebep. Çıralı'ya geçemedik. Alternatif yol da bulamadık. O yüzden burada kaldık. Ama saat de 3 olunca ne yapacaksın? Yağmur, çamur, fırtına. Çadırın içinde hapis oldum biraz. Çok dinlendim mi? Açıkçası çok dinlenik de hissetmiyorum. Çünkü vücudumun her yeri ağrıyor. Sağa döndüğümde sağım, sola döndüğümde solum, sırt üstü yattığımda belim şeklinde. Ne şekil yatacağım bilmeden dört dönüyorum. Ayrıca ayağım çok fena. Yani iltihap oldu artık baş parmağımda. Acil bir krem bulmam gerekiyor. Çıralı'da umuyorum eczane bulacağım ve alacağım. Yürümekte çok zorlanacağım gibi gözüküyor. Dokunamıyorum bile. Neyse, bu kadar ağladıktan sonra sanırım. Şimdi ne güzel işte, aç değiliz, çorbamız var. Hala seviyorum bu çorbayı, hala bıkmadım. Ama stokları tükettik. Bir de köpüşümüz var ya, malum. O da bizle birlikte geliyor. Yani yemedi dünden önceki gün verdiğimiz şeylerden, kuru yemişlerden. Yemek verdik, ondan da yememişti ama dün öğlen gibi artık ne verirsek yemeye başladı ki bizde de sadece kuru yemiş var. Yemeğimizden paylaşıyoruz. Ne yapsın hayvancağız? Dışarıda bütün bir geceyi geçirdi. Saat 3'ten sabaha kadar, çıktığımda öyle acıkmıştı ki. Yine yemeğimizden verdik ama artık bitti bütün stoğumuz. Bugün Çıralı'ya varmamız gerekiyor özetle. Ama hava mis gibi. Bakın. Güneş de çıktı, yağmur da durdu. Henüz denize gidip bakmadım. Eğer dere de geri çekildiyse, deniz de geri çekildiyse, yolumuz da açıldıysa kimse bizi tutamaz diyorum ama zorlu bir tırmanış bizi bekliyor. Gidelim görelim bakalım neler varmış. Çadırdan çıkabildim nihayet. Üşümüşüm ya, bir türlü ısınamıyorum, çıkamadım ya. İlk yürüyüş. Sahile bir gidelim bakalım hadi. Hadi hep birlikte bir bakalım. Ayaklarıma bir baksanız arkadaşlar. Korkmayın, parmağımı göstermeyeceğim. Giymek istemedim ya, böyle basıyorum. Nasıl ıslaklar biliyor musunuz? Nereden bileceksiniz? Ah! Ya sahilimiz. Çok güzel tabii ama biz dün pek buranın keyfini çıkartamadık dediğim gibi. Hemen sığınmamız gerekti. Çok yağmur ve rüzgar başlayınca. Lütfen ama lütfen yol açılmış olsun. Hadi gidip bir bakalım açılmış mı? Yani hala orada su görüyorum ama en azından sığlaşmışsa ayakkabıları çıkarıp içinden geçeriz ya. Dün belimize kadar girmemiz gerekiyordu. Mümkün değildi. Bir de tabii şimdi tırmanış olduğu için dünkü yorgunluğun üstüne oraya tırmanamazdık. Dedik burada tatlı su kaynağı da var. Herhalde içiliyordur.
kalalım biz burada. Bir pakette yemeğimiz vardı. İdare ettik bir şekilde ya. Evet, su çok sığlaşmış. Arkadaş, yolunun üstüne su taşması nedir ya? Şuradan zıplayacağız. Ay çok şükür. Allah'ım çok şükür, binlerce şükür. Şuradan geçeceğiz. Burası dün bele kadardı, bele. Mutluluğun resmi. Ya biliyor musunuz? Böyle işte korkuyoruz falan çıkmaya etmeye. Hava şöyledir, böyledir, bu mevsimde olur mu diyoruz ama ya tabii ki takip edeceğiz işte, hava durumunu. Biz biraz orada şey yaptık galiba, hata yaptık. Şimdi bakıyoruz, detaylıca bakıyoruz ki ben bunu böyle yapın diye insanlara öneride bulunmama rağmen kendim bakmadım. Hava iyi gibiydi, ne bileyim, bir anda yani günlük güneşli havanın üstüne birden fırtına patlayınca hiç tahmin edemedik ya. Şimdi ona göre tabii ki hareket edeceğiz arkadaşlar. Bunun kritik olduğunu siz de görmüş oldunuz. Eğer gerçekten stoğumuz olmasaydı sıkıntı yaşardık. Yani aç kalırdık, sorun değil. Benim için değil ama Ertan elleri titremeye başlıyor. Doymuyor hiç. Ya şuna baksanıza ya. Hey! Hey hey! Gel bakalım. Gel bakalım. Ya sen daha ne kadar yürüyeceksin bizle? Seni Çıralı'ya ulaştıracağız. Orada öyle güzel besleyeceğiz ki. Söz. Bir güzel mamalar alacağız sana. Ay kuzum benim, aç kaldın sen de bizim gibi ya. Tatlım. Ay. ne diyordum şey. Yani böyle çok da korkunca hiçbir şey yapamıyor ya insan. Tedbirini elden bırakmayacaksın. Çıkacaksın arkadaş ya doğaya. Doğada olmak müthiş bir şey. Şimdi canımız istemişken, böyle gidelim hevesimiz varken, daha tamam ya şimdi de kış, yaza bırakalım falan dersek, yaza başka bir şeyler yapıp peşinde olacağız zaten. O zamana kim öyle, kim kala ayrıca. Vaktimiz var şu anda. Sağlığımız yerinde, niye yapmayalım? Ekipmanını falan da ona göre ayarladığın sürece bence kışın da tadı çok başka. Tam denize giremiyoruz şu anda. Hava soğuk ama bütün yaz denize girdim zaten ya. Önceliğim o değil. Benim çok, bilmiyorum, ben çok keyif alıyorum. Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Aşk bu ya. Çeşme olunca yüz yıkamak, diş fırçalamak çok daha kolaylaşıyor tabii. Çeşmemiz de burada. Hazırız, çıktık. Çantamız, ayakkabılarımız giyildi. Islak ıslak. Şu karşıki dağları arkadaşlar tırmanacağız. Neresinden ben de bilmiyorum rotayı. Bulacağız yolumuzu birazdan. Şimdi suyun çekildiği yerden şuradan geçeceğiz. Karşıdaki kumsala ulaşmamız lazım. Hadi geçelim. Bu hiçbir şey değil. Zaten ayaklarım ıslak ya. Geçiyoruz. Daha sığ bir yer yakalamam lazım. Neresi neresi? Yok, şuradan geçiyorum. Ah. Evet. Çok hızlı koştum, hiç ıslanmadım. Yavaş yavaş şu an içine siniyor. Ay. Gel. Gel aşkım. O da bütün sulara gire çıka geçiyor vallahi. Biz kenarlarından, o böyle özellikle içinden. Maden koyunun sonuna vardık. Buralardan bir yerden giriş olması lazım. Şimdilik yoluna bağlanmamız lazım. Henüz göremedim, bir işaret kolluyorum. Şurası bir yol mesela ama işaret var mı bakalım. Bu bölgede, yani Cennet Koyun'dan beri yürüyoruz.
işaretler çok çok nadir. O yüzden uygulama indirmeniz ya da Wikiloc var mesela. O uygulamada önceden buraları yürümüş olanların rotalarını takip edebilirsiniz. Daha rahat edersiniz arkadaşlar. Şurası gibi. Ben şimdi bir Wikiloc'tan kontrol edeceğim. Artık uygulamadan bakıyorum, yoksa dağa tırmanacağız. Hiç kaybolmak istemiyorum. Islam zaten. Rotamızı bulduk. İşaretleri de gördük artık. İşaretleri takip ediyoruz. Böyle epey taşlık bir tırmanış. Çok fazla çekim alamayacağım. Batonları kullanmam gerekiyor. İyi çıkıyoruz. Hava neyse ki güneş yok. Kapalı, yağmur yok. Hiç terletmiyor, üşütmüyor. Tam kıvamında. Vuruyorum dişle. Kim böyle kaslar bitmiş durumda. Ay. Daha yolumuz var, şu gördüğünüz koy. Yani şu gördüğünüz dağ oradan gözüküyor mu acaba, bakayım. Evet. Şu gördüğünüz dağın arkası Çıralı olması lazım. Böyle etrafından donup tepesinden ineceğiz. Yani sanırım öyle. Ben geçen bu parkuru Kleopatra plajından Çıralı'ya kadar yürümüştüm. 21 kilometre. Tabii işte 3-4 sene önce mi bilmiyorum. O zaman böyle bir çanta yoktu. Küçük bir çanta vardı. Çok yorulduğumu hatırlıyorum ama böyle bir şey değildi ya. Bunda yani 6 kilometre yürüdüğümüzde pestilimiz çıkıyor. Günlük 10 kilometreyi ona da bakacağım, paylaşacağım sonra da. Ortalama 10 kilometre max yapabiliyoruz. Çok yoruluyoruz. Bir de günler de kısa malum. Hani duralım, dinleyelim, bir saatlik molalar uzun uzun verelim, olmuyor. Belli bir yere de ulaşmamız gerekiyor çünkü her yer kamp yapılacak yer değil. O yüzden de yorucu oluyor molaları da kısa tutunca. Ama Çıralı'da öyle güzel dinleneceğim. Öyle güzel dinleneceğim ki, iki gün kalacağız orada. Hem de bir yer ayarladık, orada kalacağız. Çadırda değil. Çünkü ıslaklarımızı da kurutmamız lazım. Biraz çamaşır yıkarız. Bir duş alırız ya. Günlerdir duş almıyorum. 4. günümüz. İğrenç bir haldeyim yani. Nasıl tip? Müthiş değil mi? İşte o yüzden biraz böyle bakım, dinlenme işlerimiz olacak Çıralı'da. Ben şimdi biraz oturayım, dinleneyim. Manzaranın keyfini çıkaralım değil mi? Ha gayret. Aslan parçası. Yürü be. Selamünaleyküm. 500 TL buradan mı geçiyor? Yanımıza su almayı unutmuşuz. 2 saattir susuz yürüyoruz ve burada şimdi akarsuya kavuştuk. Yavrum, bu da bizim önümüze hiç geçmez. İlk defa bir süre önce koşmaya başladı. Önümüzden suya doğru koşuyormuş meğer. Yanmış o da. Tamam mı? Dün gelsek muhtemelen bu dere de taşmıştı zaten. Burası da kapanmıştı. Geçemezdik. Buraya biri hamağını bırakmış. Yol da buradan gidiyor arkadaşlar. Buradan böyle sola doğru tırmanacağız. Şişt, al bakalım. Gel. Bebeğim, başka bir şeyimiz yok ama hadi ya onu lütfen. Kurincir ama. Hayır mı? Ceviz yedi ama kuru incir yemiyor. Ceviz de kalmadı. O zaman az daha sabret, tamam mı? Şu dağı aşınca
Yedireceğiz seni. Aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim. Haritadan bakıp yürüyeceğiniz yol üzerinde koy görüp ileride bu koyda mola veririm, orada kamp atarım diye düşünerek yola çıkmayın. Çünkü mesela bu koyda dere yatağı var arkadaşlar. Ve yağış zamanında burası eminim ki taşmıştır. Çünkü bizim kaldığımız maden koyunda öyleydi. Burası çok daha küçük bir alan. Dereyle deniz birleşmiştir. Yani buraya kadar yürüyüp gelip kalacağınızı varsaysanız kalamazsınız. O yüzden önden iyi planlamak gerekiyor. Patikamız bu. Ya yol çok çok güzel. Ama işte çok tırmandığımız için yoruluyoruz. Tabii ama hakikaten çok güzel. Çok keyifli. Çıralı gözüktü. Artık bundan sonrası iniş. Otelimize geldik. Çok şükür vardık sağ salim. Canım çıktı. O kadar yoruldum ki. Yani rota belki çok zorlu değil ama çantalar çok fazla ağır. Artı ayağım beni ya mahvetti arkadaşlar. O kadar çok çile çektim ya şu birkaç gündür. Özellikle son gün Çıralı'ya inerken inişte üstüne çok fazla baskı yaptı parmağımın. Yani zaten birkaç gündür hep böyle iki parmağımın arasında pamuk koyup yürüyordum ama o da kurtarmadı. Batonlara destek versem de yani kağnı gibi insem de artık Çıralı'ya indiğimde yani çok kötü zonkluyordu. İnişten sonra da bir 1,5 kilometre otele yürüdük. Sırtımda ağırlık falan yani mahvoldum. Neyse, dün öğleden sonra gibi vardık otelimize. Baksana bu manzara. O kadar güzel ki, bu kadar yorgunluğun üstüne, fırtınanın, yağmurun, ıslanmanın üstüne, bu acıların üstüne, dün böyle rahat bir yatak, sıcak bir ortam, sıcak bir duş, bir yemekler yedik. Of! Yani dün akşam çok yedim. Sabah şimdi az önce kahvaltıda da böyle bir sürü bir şeyler yedim. Ancak kendime geleceğim gibi gözüküyor şu birkaç günde. Ayağım içinde İstanbul'dan bir arkadaşımla konuştum, antibiyotikli doktor arkadaşımla. Antibiyotikli kreme başlamam gerekiyormuş ve 3-4 gün kesinlikle üstüne basmamam gerekiyormuş. İyileşmezse müdahale edilmesi gerekebilirmiş. Şu anda müdahalelik bir durum gözükmüyor. Ama şimdi dışarı çıktım diye çorap giydim. Yani dün hiç odadan çıkmadım. Ayağım açık bir şekilde sürekli merhem sürüyorum. Burada neyse ki merhem de buldum çünkü eczane yok ama otelde eczane deposu vardı ve o antibiyotikli krem bulabildim. Çok büyük şans. Özetle şu anda her şey yolunda. 3-4 gün buradayız. Neredeyiz? Burası La Boutique Hemerans diye bir otel. Butik otel. Baksanıza bir çevreyi göstereyim size. Böyle bungalovları var. Dağ manzaralı. Çok sessiz, çok huzurlu. Bakın burada kim var? Benim köpüşüm orada. Ağacın arkasında. Hatta şuradan görebilir miyim acaba? Ay kuşum. Minik yavru ya. Kapımın önünde yattı biliyor musunuz? Hiçbir yere gitmiyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Yani hiç bilmiyorum gerçekten. Fethiye'ye kadar gelecek mi bizde? Gelirse sonra nasıl ayrılacağız? Ayrılmak ayrı dert. Karavanı almam çok zor. Yani gerçekten bilmiyorum. İnşallah kendi arzusuyla, isteğiyle kalır bir yerde. Sever ve kalır diye umut ediyorum. Yoksa çok bağlanacağız böyle. Evet, otele dönecek olursam. Burada çok keyfim yerinde. La Boutique Hemerans'tayım arkadaşlar. Burada ekipte çok fazla ilgili. Yani sağ olsunlar. Çok güler yüzler ve ilgililer. Bir dediğimizi iki etmediler. Yani kovmadılar bizi yani bu kadar yemeğe içmeye sürekli bir talep halindeyiz çünkü doymuyoruz diye onlar da gülerek karşılıyorlar. Burada birkaç gün dinlendikten sonra Olimpos'a doğru devam edeceğiz. Ayağım da o arada iyileşirse sonra çünkü Musa Dağı var.
esas zorlu parkur arası, oraya doğru tırmanışa başlayacağız. Eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlar lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Kanalımı büyütmek tabii ki hedefim, istiyorum, arzum. Yorumlarda buluşuruz. Sorularınız, görüşleriniz olursa da oraya yazın. Ben hepsini cevaplandırırım, hiç merak etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler, bay bay.